Merhabalar arkadaşlar, Deka Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, bugün sizinle yerin katmanları ve kıtaların oluşum teorilerinden bahsedeceğiz. Ee, dünya, evren. 13.8 milyar yıl önce Big Bang adını verdiğimiz büyük patlama ile meydana gelmiştir arkadaşlar. Ee, yine yaklaşık 10 milyar yıl önce Samanyolu Galaksisi oluşmuştur. Dünyamız ise Samanyolu Galaksisi içerisinde yer alan Güneş Sisteminde bulunmaktadır arkadaşlar. Şimdi geldik yerin katmanlarına. Ee, 6.371 kilometrelik yarı çapıyla e, yarı çapında olan yer küre arkadaşlar geosfer, yoğunlukları, bileşimleri ve sıcaklıkları farklı olan üç katmandan meydana gelmektedir. Ee, Yer küre dıştan içe doğru arkadaşlar yer kabuğu, manto ve çekirdekten meydana gelmektedir. Ee, buna dikkat edin. En dışta yer kabuğu, ortada manto, en içte ise kim vardır arkadaşlar? Çekirdek bulunmaktadır. Yerin merkezine inildikçe. Sıcaklık, basınç, yer çekimi ve yoğunluk artar arkadaşlar. Ee, çok önemli bir notumuz var bunu almanız gerekiyor. Dünyanın merkezine doğru yani çekirdeğe doğru inildikçe her 33 metrede 1 derece sıcaklık artar. Yine arkadaşlar yukarı doğru çıkıldıkça her kilometrede 7 derece sıcaklık azalmaktadır. Bununla ilgili hesaplamalar gelebilir. O yüzden buna dikkat edin arkadaşlar. Peki biz yer kürenin katmanları ile ilgili bilgileri nereden ediniyoruz diye sorarsanız burası önemli. Deprem dalgalarından, volkanizma faaliyetlerinden, kayaçların farklı sıcaklık ve basınçlara, laboratuvar ortamlarında verdikleri tepkilerden elde ediyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik e, yer kabuğuna. Yer kabuğu aslında cevizin arkadaşlar kabuğu gibi düşünebilirsiniz. E, litosfer olarak geçmektedir ya da taş küre olarak bilinmektedir. Yaşadığımız yer, ayağımızı bastığımız yer olarak geçer. Ortalama kalınlığı 33 kilometre olarak bilinir. Yoğunluğu en az olan katmandır en ince katman olarak bilinir arkadaşlar. Çok dikkat et karalarda daha kalındır. Karalarda kalındır. KK aklına gelebilir aslında karalarda kalındır arkadaşlar. Örneğin Tibet platosunda 70 kilometrelere kadar çıkar. Yine okyanus tabanlarında incedir. Karalarda kalındır, okyanus tabanlarında incedir arkadaşlar. İki kısımdan meydana gelir. Ee, bu da yine sınavlarda sorulabiliyor arkadaşlar. Siyal ve sima olarak yer kabuğu iki kısımdan meydana gelir. Siyal nedir arkadaşlar? granitik kabuk kıtasal kabuk olarak da geçer Granitik kabuk, kıtasal kabuk olarak geçer. Siyal, silisyum ve alüminyumdan meydana gelir arkadaşlar. Hafiftir. Yoğunluğu 2,7 gram bölü santimetre küp olarak bilinir. Yer kabuğunun en üst kısmıdır. Şekle lütfen dikkat edin. Siyal nerede daha kalındır derse, siyal nasıl kabuktu? Kıtasal kabuktu. O zaman nerede daha kalındır arkadaşlar? Karalarda daha kalındır. Okyanus tabanında daha incedir. Buna dikkat et. Bunun lütfen altını çiz. Kıtalarda kalın. Okyanus tabanında daha incedir. Geldik Sima'ya arkadaşlar. Sima bazaltik kabuk olarak kabul edilir. Okyanusal kabuk olarak dikkat edilir. Bak okyanusal kabuk. O zaman nerede daha kalın olması gerekiyor? Okyanus tabanında daha kalın. Karalarda daha ince olması gerekir. Silisyum ve magnezyumdan meydana gelir. E, Siyale göre arkadaşlar daha ağırdır. Yoğunluğu 3 veya 3.5 gram bölü santimetre küptür arkadaşlar. Ne dedik? Okyanusta daha kalın, ee, kıtalarda daha incedir dedik arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Yer kabuğundayız. Bir alt katmana geçeceğiz. Nereye geçeceğiz arkadaşlar? Manto'ya. Ancak yer kabuğu ile manto arasında bir kesinti bulunmaktadır. Ee, bu kesintinin adı Moho süreksizliği ya da Moho kesintisi olarak bilinir arkadaşlar. Ne dedik? Yer kabuğu ile manto arasında bir kesinti bulunmaktadır. Kesintinin adı nedir arkadaşlar? Moho kesintisidir. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Şimdi geldik mantoya. Manto arkadaşlar yer kabuğu ile çekirdek arasında kalan kısım olarak bilinir kalınlığı 2860 kilometre olduğu tahmin edilmektedir arkadaşlar yoğunluğu ise 3,3 ve 5,5 gram bölü santimetre küptür yoğunluklarını çok ezberlemenize gerek yok arkadaşlar ee, sıcaklığını da çok bilmenize gerek yok ama manto yer kürenin yüzde seksenini oluşturur bu bizim için önemlidir arkadaşlar ee, manto ikiye ayrılır dikkatli olun yine şeklimize bakalım arkadaşlar Üsmanto, Üsmanto'nun bir adı var. Üsmanto nedir arkadaşlar? Astonosferdir. Astonosfer akışkan olarak kabul edilir. Yani yer kabuğu katıydı. Dikkat et. Onun altında kim var arkadaşlar? Üst manto. Üst manto ne olarak kabul ediliyor? Astronosfer olarak kabul ediliyor ve akışkan. O zaman yer kabuğu manto üzerinde yüzer konumdadır deriz biz arkadaşlar. E, Alt manto bulunmaktadır. Alt manto katıdır. E, i̇ç kuvvetler. Dünyada gördüğünüz iç kuvvetlerin kaynağı arkadaşlar mantodur. Yani orajenez. Yani e projes, yani depremler ve volkanizmanın kaynak noktası manto olarak kabul edilmektedir arkadaşlar. Hacim olarak yine en büyük katmandır. Ee, şimdi ne yapacağız? Mantodan çekirdeğe geçeceğiz ama mantodan çekirdeğe geçerken de bir kesinti bulunmaktadır. Mantodan çekirdeğe doğru e, olan kesintinin adı arkadaşlar Gutenberg kesintisidir. Başa alalım. Yer kabuğu ile arkadaşlar manto arasındaki kesintinin adı Moho kesintisi. Manto ile çekirdek arasındaki kesintinin adı ise arkadaşlar Gutenberg kesintisi olarak bilinmektedir. Şimdi geldik çekirdeğe arkadaşlar. Çekirdek bizim yerin merkezi olarak kabul edilir. Nikel ve demirden meydana gelir. Barisver ya da ağır kürede deriz arkadaşlar. Nikel ve demirden meydana gelir dedik. Yerin merkezidir dedik ve ikiye ayrılır arkadaşlar. İç çekirdek ve dış çekirdek. İç çekirdek serttir. Onun etrafındaki dış çekirdek ise akışkandır. Ama iç çekirdek ile dış çekirdek arasında da bir kesinti bulunmaktadır arkadaşlar. Bu kesintiye de Lehman kesintisi adını vermekteyiz. O zaman biz e, üç tane kesinti bileceğiz arkadaşlar. Bir Moho kesintisi neredeydi? Yer kabuğu ile manto arasındaydı. Bir Gutenberg kesintisi neredeydi? Manto ile çekirdek arasındaydı. Bir de iç çekirdek ile dış çekirdek arasında bir kesinti bulunmaktadır. Bunun adı da nedir arkadaşlar? Lehman kesintisi olarak bilinmektedir. Şimdi geldik sizinle arkadaşlar e, güzel eğlenceli bir konuya. Kıtaların oluşumu teorilerine. Kıtaların oluşumu teorisi deyince aklımıza direkt Wegener gelir arkadaşlar. Wegener e, yıllar önce atmış olduğu teoriye çok kişi inandıramasa bile daha sonraki arkadaşlar dünyanın oluşumda temel çekirdek olmuştur. Kıtaların kayma teorisini ortaya kim atmıştır ders arkadaşlar Wegener aklınıza gelmesi gerekir. Wegener'a göre arkadaşlar dünya bir yapboz şeklindeymiş. Bir süper kıta bulunmuştur. Bu süper kıtaya biz Pangaya adını vermekteyiz arkadaşlar ve ona göre daha sonra bu kıtalar birbirinden ayrılmış ve bugünkü günün konumuna gelmiştir. Hatta bunu ispatlamaya çalışmış. Demiş ki Güney Amerika ile e, Afrika arasında e, fosillere baktığımızda bu fosillerin ortak olduğunu söylemiş ve demiş ki Güney Amerika ile Afrika kıtaları eskiden birbirleriyle birleşik haldeydir demiş. Konveksiyonel akıntılar. Ee, arkadaşlar yer kabuğunun altında astanosfer bulunmaktadır. Astanosfer neydi? Üst manto. Nasıldı arkadaşlar? Akışkandı. Üstünde kim vardı? Yer kabuğu. Manto yeryüzüne doğru yaklaştıkça arkadaşlar soğur. Soğuma ile birlikte hacmi azalır hacmin azalmasına neden olur. Ve böylelikle arkadaşlar yoğunluk artar. Yoğunluk arttığı için ne yapmaya başlar arkadaşlar? Aşağı doğru harekete geçer. Ama çekirdeğe yaklaşır. Çekirdeğe yakınlaşınca tekrar ısınır. Tekrar hacmi artar. Yoğunluğu azalır. Bu yüzden tekrar yükselmeye başlar. İşte arkadaşlar yer kabuğunun altındaki bu konveksiyonel akıntılar da kıtaların hareket ettiren faktörlerden birisidir. Bir diğeri deniz tabanı yayılması arkadaşlar. HES'e göre manto magmadan yükselir konveksiyonel akıntılar ile okyanus tabanlarını birbirlerinden uzaklaştırırlar. Lavlar çıkar, yer soğurlar ve yer kabuğuna dahil olurlar. Böylelikle de okyanus ortası sırtları meydana gelir. Atlas okyanusu ortasındaki S harfini hatırlayın arkadaşlar. Böylelikle Atlas okyanusu ve Hint okyanusu büyümekteyken Büyük okyanus ise arkadaşlar giderek küçülmektedir. Bir diğer teorimiz levha tektoniği kuramı arkadaşlar. Bu bizim için önemli levha tektoniği kuramı kıtaların kayması teorisini geliştirerek ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Tuzo, Wilson ve Mackenzie tarafından ortaya atılmış bir e, kuramdır arkadaşlar. E, dünya üzerinde büyük 7 tane levha vardır. Kim bunlar? Avrasya levhası, Pasifik yani Büyük Okyanus, Avustralya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika ve Antarktika. 7 tane levhanın yanında Küçük levhalar da vardır ama şimdi bütün küçük levhaları bize ezberleyemeyiz ama Nazca levhası dense nereye gitmen gerekir? Yani dünyada Nazca levhası nerededir diye bize sorsalar biz hemen arkadaşlar Güney Amerika'nın batısına, Şili tarafına gitmeniz gerekiyor Nazca levhası için. Peki Kokos nerede diye sorsalar arkadaşlar Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bulunan küçük bir levhadır. Bu iki levhaya dikkat edin çünkü hani bir Avrasya levhasını belki çok rahat bulabilirsin. Belki bir Antarktika levhasını çok rahat bulabilirsin. Ama Nazca derse nereye gidiyorsun? Güney Amerika'nın batısına, şili taraflarına gitmen gerekiyor. Kokos levhası derse de arkadaşlar, Kuzey Amerika ile Güney Amerika arasında bu Panama tarafının batısına gitmen gerekir. Bu levhalar arkadaşlar, konveksiyonel akıntılar ile astronosfer üzerinde sürekli hareket etmektedir. Peki bu hareketler nasıl olmaktadır? Ee, hareketleri biz aslında ana olarak ikiye ayıracağız arkadaşlar. Bir, birbirlerine yaklaşacaklar yani konverjan yapacaklar. Bir de birbirlerinden uzaklaşacaklar arkadaşlar. Ee, Levhaların birbirlerine yakınlaşmasına biz ne deriz arkadaşlar? Konverjan hareketleri deriz. İki okyanusal levhanın yakınlaşması. Şimdi şekle bakalım arkadaşlar. İki okyanusal levha birbirine doğru yakınlaşırsa, bakın ikisinin de okyanusal levha oldukları için yoğunlukları aynıdır arkadaşlar. E ne yapacak? Biri diğerinin altına Dalacak arkadaşlar, daldığı anda da ne oluşturacak? Daldığı yerde okyanus hendeklerini oluşturacak. Peki biri diğerinin altına daldı, astenosfere girdi. Astenosfere girince magmaya açıldı. O zaman lavlar ne yapacak? Okyanus tabanına çıkmaya başlayacak. Böylelikle de arkadaşlar volkanik ada yayları oluşacak. Örnek verirsek Aleut adaları, örnek verirsek arkadaşlar Japon adaları, örnek verirsek Filipinler bu şekilde oluşmuşlardır. Nasıl meydana geldiler?

İki okyanusal lehvanın birbirlerine yakınlaşmalarıyla meydana geldiler. Bunlara dikkat edersiniz. Peki iki kıtasal levha da birbirine yakınlaşır arkadaşlar. Şimdi iki kıtasal lehva yine yoğunlukları aynı oldukları için birbirlerine yakınlaştıklarında ne yaparlar arkadaşlar? Çarpma ile sıkışırlar ve kıvrılırlar. Yani kıvrım dağlar oluşurlar. İlerleyen konularımızda anlatacağız size. Diyeceğiz ki Asya levhasına Hindistan levhası bindirmiştir. Böylelikle neresi meydana gelmiştir arkadaşlar? Himalayalar oluşmuştur. Alp, Himalaya orijenizi meydana gelmiştir diyeceğiz. Demek ki iki kıtasal levha birbiriyle yakınlaşırsa dağlar olur arkadaşlar. E, deprem olur. Bunlara dikkat etmeniz gerekir. E, bir kıtasal levha ile bir okyanusal levha da birbirine yakınlaşabilir arkadaşlar. Kıtasal levhanın yoğunluğu daha azdır. Okyanusal levhanın yoğunluğu ise daha fazladır. Bu yüzden ne yapacak okyanusal levha? katasal levhanın altına dalacak. Yani ne oluşturacak arkadaşlar? Dalma, batma zonlarını meydana getirecekler. Ne yaptım? Burası kıta. Burası okyanus. Ne yaptım? Altına daldım. Dalma, batma zonu oluşturdum. Okyanus endeye yaptım. Tam daldığım noktadan. E, kıtasal levhaya daldım. Astanosferi açtım. Ne yaptı oradan? Lavlar yukarı çıktı arkadaşlar. Bu sefer kara kütlesi içerisinde volkanik dağlar meydana geldi. Ee, yine okyanus endekleri oluştu. Mesela dünyanın en derin noktası Mariana Çukuru arkadaşlar. Böyle oluşmuştur. Şimdi geldik levhaların birbirinden uzaklaşmasına. Yani diverjana geldik arkadaşlar. Uzaklaşma nedir? Diverjan olarak bilinmektedir. İki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa. Örnek ne dedik arkadaşlar? Atlas okyanusunun oluşumunu verdik. İki okyanusal levha birbirinden uzaklaşırsa ne yapacak alttan arkadaşlar? Mama, -ma, lavlar okyanus tabanına yayılacaklar ve tabanın içerisinde katılaşarak okyanus sırtlarını oluşturacaklar. Yine yüzeye çıktıklarında yani okyanusun yüz kısmına doğru ulaştıklarında adaları meydana getirecekler. Volkanik adaları oluşturacaklar arkadaşlar. İki, kıtasal levhanın uzaklaşması. Bunu örnek olarak arkadaşlar Kızıldeniz'in oluşumunu verebiliriz. Suudi Arabistan levhası ile Afrika levhası birbirinden uzaklaşarak ne yapmıştır arkadaşlar? Kızıldeniz'i oluşturmuştur değil mi? Mantodan gelen magmanın katılaşarak ne yaptı? İki kıtasal levha ayrıldı. Mantodan geldi lavlar, ne yaptı? Katılaştılar ve yeni bir yer kabuğu oluşturmaya başladılar. Bunlar genellikle genç araziler olarak kabul edilirler. Peki iki kıtasal levha birbirinden uzaklaşırsa Çöküntü endekleri oluşur. Mesela Doğu Afrika'da arkadaşlar dünyanın en büyük rift sahası vardır. Doğu Afrika Rift'i meydana gelir. Yine volkanizma, yine depremler, yine sıcak su kaynakları bu şekilde oluşabilir. Şimdi şeklimize baktığımızda neyi görüyoruz? Bakın Suudi Arabistan levhası ile Afrika levhası birbirinden ayrılmış ve Kızıl Deniz oluşmuş. Aslında biz buna çizgi okyanus diyoruz. Yavaş yavaş büyüyecek ve burada da Kızıl Deniz gün gelecek yeni bir okyanus sahası olarak meydana gelecek. Yine şeklimize bak Baktığımızda arkadaşlar Afrika'nın doğusunda iki kıtasal levhanın açılmasıyla Doğu Afrika rifti meydana gelmiştir arkadaşlar. Bu iki yer iki kıtasal levhanın birbirinden uzaklaşmasıyla oluşmuştur. Neye dikkat etmeliyim? Levha sınırları ile. Bak çok dikkat et. Haritama bak. Deprem alanları. Haritama odaklan lütfen. Deprem alanlarında Amerika kıtasının batısına bak. Bir de arkadaşlar Asya'nın doğu tarafına bak. Bir de Akdeniz tarafından bir harfle bağla. Kocaman bir H harfi çıkıyor değil mi arkadaşlar? Haritanı gözünde canlandır ve ne yap? Kocaman bir H harfi çiz. İşte burası dünyada en tehlikeli depremlerin olduğu sahadır. Haritama kocaman bir ne çiziyorum arkadaşlar? H harfi ama Akdeniz üzerinden. E, bakıyorum haritamda. Volkanik alanlara bakıyorum. Volkanik alanlar da arkadaşlar deprem alanlarıyla aynıdır. Yine haritamıza baktığımızda arkadaşlar jeotermal alanları da e, yine aynı sınırlarda karşımıza çıkmaktadır. Ee, teşekkür ediyorum arkadaşlar.